Hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf Günay Yayınları Zoom serisiyle dersimize devam ediyoruz. 2. ünite kavrama testi 2'deyiz. Birim kesirler ve kesir çeşitlerindeyiz arkadaşlar. 1. sorumu büyütüyorum. Verilen modelleme ile gösterilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, burada bir tam var. Burada bir tam var. Yani toplamda 2 tam var. Burada da 1 bölü 4 var. 2 tam 1 bölü 4. Geliyorum, yazıyorum. 2 tam 1 bölü 4. Bakın arkadaşlar, doğru cevabım D şıkkımda olduğu için D'yi işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir demiş. Arkadaşlar, basit kesir, pay, paydadan küçük olacak. Bileşik kesirde ise pay, paydaya ya eşit olacak ya da büyük olacak. Yani pay büyük eşittir payda. Tam sayılı kesir ise arkadaşlar nedir? Sayılı kesir. Bu da arkadaşlar başında bir tane tam sayı olacak ve bir tane basit kesir olacak yanında. Buraya tam sayı ve basit kesir diyorum. Tam sayılı kesir, tam sayı ve basit kesirden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir dedi. Bileşik kesir olmanın kuralı pay büyük eşittir payda. Yani pay payda ile ya eşit olacak ya da pay daha büyük olacak. A şıkkıma baktım. Pay paydadan küçük, bu bir basittir. B şıkkımda basit kesir, C şıkkımda basit kesir ama D şıkkım bileşik kesirdir. A ve B birer doğal sayıdır. A ve B'nin yerine gelebilecek en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bakalım. A bölü 15 bileşik kesirmiş. Bileşik kesir olma kuralı neydi? Pay paydaya eşit olacak veya arkadaşlar pay daha büyük olacak. Dolayısıyla en küçük değeri istediği için A'nın alabileceği en küçük değeri alıyorum. Yani 15'i. B'ye geldim. Bu bir basit kesirmiş. Basit kesir neydi? Pay küçüktür payda. Yani arkadaşlar B 9'dan başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. En küçük değeri istediğimiz için en küçüğü alıyoruz. Toplamlarımız 24 olarak geldi. Buradaki bilgileri alalım. Verilen birim kesirlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Birim kesirler nasıl sıralanıyordu? Bir önceki videoda söylemiştik arkadaşlar. Birim kesirlerin payları eşit olduğu için paydalarına bakılıyordu ve paydası büyük olan kesir daha küçük oluyordu. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralamamı istemiş. Dolayısıyla paydası büyük olan daha küçüktür diyeceğim. Bakıyorum, 1 bölü 12 küçüktür. 1 bölü 6 küçüktür. 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 4 şıklarıma baktığım zaman doğru cevabımı C şıkkında bulduğum için C'yi işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi 4'ten büyüktür demiş. Arkadaşlar şimdi bu karşılaştırmayı yapabilmem için ben bileşik kesirlerimi tam sayılı kesirlere çevireceğim. 11'i 3'e bölüyorum arkadaşlar. Ya da bunu direkt çevirelim. 11 bölü 3. 3 tam 2 bölü 3'tür. Bir önceki videoda dönüşümleri nasıl yaptığımızı göstermiştik. 18 bölü 4 arkadaşlar. 4 tam 2 bölü 4'tür. 16 bölü 5. 3 tam 1 bölü 5'tir. 20 bölü 6 arkadaşlar. 3 tam 2 bölü 6'dır. Tam sayılı kesir ile arkadaşlar bir doğal sayıyı karşılaştırırken tam kısımlarına bakıyoruz. Bakın burada 4 var.
Mesela A şıkkıma bakıyorum. 4 ile 3 tam 2 bölü 3'ü karşılaştırıyorum. Tam kısımlara baktım. 4 daha büyük olduğu için araya büyüktür koydum. Ama bana demiş ki 4'ten büyük olanı bul demiş. A şıkkım 4'ten küçük olduğu için A'yı eledim. B'ye geldim. 4 tam 2 bölü 4 ile 4'ü karşılaştıracağım. Arkadaşlar tam kısımlar eşit olduğu zaman bakın ikisinde de 4 var. Tam kısımlar eşit olduğu zaman tam sayılı kesir daha büyük oluyor. Neden? Çünkü bakın burada ekstradan 2 bölü 4 var. Burada bir şey yok. Dolayısıyla 4 tam 2 bölü 4 4'ten daha büyüktür. Bu da 18 bölü 4 olarak geliyor. Yani 18 bölü 4 4'ten daha büyüktür. Bakın bunun tam kısmı 3. Bunun da 3. Dolayısıyla bunlar 4'ten küçüktür. Yukarıda verilen sıralamaya göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Arkadaşlar daha rahat yapabilmek için 1'i de açıyorum. 1 bölü A küçüktür. 1, 1 bölü 1 olarak yazılır. Buradaki A arkadaşlar bakın 1 bölü A kesirim 1 bölü 7'den büyük 1 bölü 1'den küçükmüş. Dolayısıyla buradaki A'nın alabileceği değerler 6 yanlış yaptık. 6, 5, 4, 3, 2'dir. Kaç farklı rakam yazılabiliyor? 3, pardon, 5 farklı rakam yazılabiliyor. C şıkkımı 5'i işaretledim. Verilen sıralamaya göre A yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılamaz? Arkadaşlar 2 ile 3 arasındaymış A. Şimdi A şıkkıma bakıyorum. 25 bölü 12. 25'i 12'ye böldüm 2. 2 kere 12 24 yapar. Çıkardığım zaman 1 gelir. Yani burası 2 tam 1 bölü 12'dir. 19 bölü 9'a geliyorum. 19'un içerisinde 9'dan 2 tane var. 2 kere 9 18 yaptı. Çıkardığım zaman 1 geldi. Yani burası 2 tam 1 bölü 9'dur. Buraya geldim. Direkt 2 tam 4 bölü 7. 10 bölü 3'e geliyorum. 3 tam 1 bölü 3'tür. Arkadaşlar 2 ile 3 arasında olduğu için benim tam kısmımda bu zaten bir tam sayılı kesir onu biliyoruz. Ve benim tam kısmımda 2 olmak zorunda. Bakın 2, 2, 2. Bu 3 değerde A yerine yazılabilir. Ama 10 bölü 3 yani 3 tam 1 bölü 3 A yerine yazılamaz. Neden? 3 tam 1 bölü 3 3'ten büyüktür arkadaşlar. Ama A küçük olduğu için yazılamıyor. Devam edelim. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde 2 ile 3 arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ile gösterilen bileşik kesir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 7 eş parçaya ayrıldığı için 2'yi paydası 7 olan bileşik kesir olarak göstereceğim. Bakın 2 bölü 1 olarak yazılır. Paydasını 7 yapacağım arkadaşlar. Burası 14 bölü 7'dir. 14 bölü 7 de 2'ye eşittir zaten. Aynı şeyi 3'e de yapıyorum. 3 bölü 1'i 7 ile genişletiyorum. 21 bölü 7'dir. Ve zaten bu da 3'e eşittir. Yani bu 2 yerine 14 bölü 7 yazılabilir. Bu 3 yerine 21 bölü 7 yazılabilir. Şimdi 14 bölü 7'den başlayarak sağa doğru gidelim. Bir 15 bölü 7, 16 bölü 7, 17 bölü 7, 18 bölü 7. A buradan 18 bölü 7 olarak geldim. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde 10 ile 12 arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre sayı doğrusu üzerinde gösterilen A ve B noktalarına karşılık gelen kesirler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar 10 ile 12 arası 6 eş parçaya bölünüyor. 10 ile 12 arasında 11 doğal sayısı vardır. 6 eş parçaya bölündüyse her doğal sayı arası 3 eş parçaya bölünmüştür. Yani arkadaşlar burası bize 11'i gösteriyordur. Yani her doğal sayı arası 3 eş parçaya bölündüyse ben
buradaki 10, 11 ve 12'yi 3'ün paydası 3 olacak şekilde yazıyorum. Burası 30 bölü 3. Burası 33 bölü 3. Burası 36 bölü 3. A'yı bulabilmek için 30 bölü 3'ten bir birim sağa geliyorum ve A bize 31 bölü 3 olarak geldi. B'yi bulabilmek için 33 bölü 3'ten 2 birim sağa doğru geliyorum ve B bana 35 bölü 3 olarak geldi. A 31 bölü 3, B 35 bölü 3. Doğru şıkkım B şıkkımda B'yi işaretledim. Gamze Hanım oğlu Eymen için kek yapacaktır. Yapacağı kek için gerekli olan sütü. Aşağıda verilen eşit bölmelendirilmiş dereceli kabı kullanarak belirlemiştir. Gamze Hanım kek için kabı 5 defa tam doldurmuş ve en son kabın içinde kalan süt miktarı aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre kek için kaç kap süt kullanılmıştır demiş bana. Arkadaşlar şimdi 5 defa tam dolduruyor. Bakın. 5 defa tam doldurduk. Burası 5 tam yaptı. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5'e bölünüp bakın en sonda 1 bölmesi kalmış. Yani 5 tam 1 bölü 5. A şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.